أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli dostlar, Tasavvuf Akademi derslerimizin 7.'siyle birlikteyiz. Nasip olursa bu dersimizde bir denge konusu üzerinde aslında duracağız, nasip olursa. Sufiler daha çok kendi yollarını fıkı batın şeklinde tanımlarlar. Fakih olarak bizim, fakih denildiği zaman ilk aklımıza gelenler ise dinin zahir kısmını temsil eden ulema. Yani şöyle diyebiliriz, bizim fıkıh deyince anladığımız fıkhı zahir, tasavvuf ehlinde fıkhı batın olarak kabul ettiğimiz zaman bugünkü birlikteliğimizde, bugünkü konumuzda işlemeye çalıştığımız husus batın ehlinin zahire riayeti. Yani sufilerin fıkıh ilmine, dinin, şeriatın özüne, zahirine gösterdikleri önem nedir? Biraz bunu irdelemeye çalışacağız. Neden bu konuyu gündeme getirdik? Burada da bir amacımız var. Şimdi genelde sufiler, hani batın deyince görünmeyen alemle alakalı manevi yolculuk, seyri sülük, işte zikirler, rabıtalar, insan vücudundaki kalp gibi, sır gibi letaifler vesaire, bunlarla düşünüldüğü zaman sanki tasavvuf ehli böyle hiç dinin zahirini ciddiye almıyor. Efendim işte namaz kılıyorsa da istediği gibi namaz kılıyor, kurban kesiyorsa da pek şartlarına riayet etmiş etmemiş bu önemli değil. Böyle batın gruplar var, batiniler deniyor bunlara zaten. Tasavvuf ehli bunlardan farklıdır, sufiler farklıdır. Biraz sonra göreceğiz, sufilerin batiniyeden, hani özellikle İmam Gazali Hazretlerinin birebir mücadele verdiği o Nizamiye medreseleriyle beraber zahir ve batın dengesini kurup böyle Kur'an-ı Kerim'in diyelim lafzını, zahirini hiç ciddiye almayan ve biz işte sufiyiz iddiasında bulunuyor. Biz tasavvuf ehliyiz. Halbuki tasavvuf ehli Kur'an-ı Kerim'in zahir manasını mutlaka ciddiye almak zorundadır. Bir takım işari yorumlar yapabilir. O işari yorumlar, tefsirler belli şartlara bağlı olarak kabul edilir. Asıl olan nedir? Dinin, şeriatın, zahirinin söylediği hüküm neyse odur. İmam-ı Rabbani Hazretlerine mal ederler. Der ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir mektubatında bir ifadesidir bu. Şeriat, tarikat, marifet veya hakikat, hakikat veya marifet. Bu bazen değişiyor. Ne olur diyelim ki hakikat zirvede veya marifet zirvede. Bu marifet, bu hakikat tekrar şeriata dönüp tabi olmadığı sürece o hakikat, marifet çöpe atılmalıdır. Çünkü şeriattan büyük hakikat olamaz. Şeriattan büyük marifet olamaz. Yani nereye kadar çıkarsanız çıkın, tekrar dönüp dinin zahirine o sizin hakikatiniz, marifetiniz uymak zorunda kardeşim. Siz böyleyseniz sufisiniz, tasavvuf ehlisiniz. Yok eğer diyorsanız ki ben öyle haller yaşıyorum, öyle hakikatler efendim keşfettim ki şeriata uymuyor. O zaman işte Evliyaullah'ın meşhur tabiriyle taşı atıp gökte uçtuğunu görseniz taşı atıp düşürün dedikleri insanlar bu insanlar. Evet, madde ve manadan meydana gelen insanoğlu hayatını anlamlı hale getirebilmek için yapısında bulunan bu iki unsuru dikkate almak zorundadır. Şimdi biz hayatta bir anlam arayışı içerisindeyiz. Nereden geldik? Nerede bulunuyoruz? Nereye gideceğiz? Buradaki görevlerimiz, sorumluluklarımız ne? Bizi orada ne bekliyor? Bunu dengeli bir şekilde, doğru bir şekilde tespit edebilmek için bizim hem maddi boyutumuz var, bedenimiz var, hem mana tarafımız, ruhumuz var. Bu ikisi arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Bu dengeyi maddeye kaydırırsak, bugün pozitivistlerin, efendim maddecilerin, işte komünist sistemlerin, daha artık izimler şeyi bitmiyor yani. Erken kalkan bir izim bir şeyi kuruyor. Bu hep madde, işte karnı doyacak, gezecek, tozacak, para, makam, mevki tamamen maddeyle sınırlı. Ama bu denge tamamen manaya kayarsa, hani zaman zaman örnek veriyoruz, adam manevi bir takım şeyleri fark ediyor. Efendim az konuşuyor, az yiyor, işte az uyuyor, havada asılı duruyor, ateşte yürüyor filan ama
Şimdi bu adamın da maddi tarafını ihmal etmesi dolayısıyla maneviyatın o hakiki yönünü keşfedememesi var. Halbuki İslam ve tasavvuf bize diyor ki kardeşim sen maddeden de manadan da müteşekkilsin. Madde ve mana arasında bir denge kurmak zorundasın. Zahir ve batın hangi yönü olursa olsun birinin inkarı veya göz ardı edilmesi dengesiz bir hayat ile karşı karşıya kalmamıza vesile olur. Şimdi zahiri de inkar etsek, batını da inkar etsek bu bizi gerçek hedefe, gerçek manada, mutluluğa, hayat anlamı arayışında hedefe ulaştırmaz. İnsanın anlam arayışı serüveninde önemli bir tesir alanına sahip olan sufiler bu iki unsurun yani zahir ve batın dengesinin göz ardı edilmesini dengesizlik ekseninde şekillenecek hayat anlayışına zemin hazırlayacak gerekçesiyle eleştirmişlerdir. Denge olmazsa dünyaya kayarız ya da tamamen mesela Hristiyanlar gibi ruhbanlaşır, dinin emretmediği şeyleri efendim kendimiz icat etmeye başlarız. Bu sefer o uydurduğumuz şeyleri de kendimiz riayet edemeyiz. Hristiyanlar böyle sapıttılar. Yani batın tarafını önceliğe zahiri hiç saymadılar. Bu da bir dengesizliğe yol açtı. Sufilere göre İslam'ın temel iki kaynağını yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi içerisine alan şeriat kavramı bu kaynaklardaki bilgi ve hükümlerin tamamını ifade eden bir kavramdır. Yani zahirde buradadır, şeriattedir, batın da şeriatın içerisindedir. Onlara göre şeriatın bir diğer anlamı Kur'an ve hadisteki zahiri hüküm, bilgi ve fıkıh ilmidir. Sufilerin ilk tarifine göre tasavvuf ve tarikat ilmi şeriata dahil ve onun bir parçası olarak kabul edilirken, ikinci tanımına göre şeriat, tasavvuf, tarikat ve hakikat ilminin mukabil olarak benimsenmiştir. Yani şeriat olmadan tarikat olmaz, marifet olmaz, hakikat olmaz. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. Bunlar birbirinin mütemmimi, bir hakikatin farklı veçeleridir, dereceleridir. Ama şeriat olmadan hiçbir tarikat, hiçbir hakikat, hiçbir marifet kabul görmez. Onlar ikinci tanıma göre tasavvuf, tarikat ve hakikat ilminin şeriata mukabil olmasını, tasavvuf, tarikat ve hakikat ilminin İslam'ın batıni fiilleri ve onlara ait hükümleri konu edilmesiyle izah etmişlerdir. Bir başka ifadeyle sufiler, fıkıh ve tasavvuf ilminin konularının aynı, vasıta ve vesilelerin farklı olduğu fikrini savunmuşlardır. Şimdi fıkıh ilmi bize nereden geliyor? Biz bir ibadetin, yani itikat, ibadet, muamelat gibi hayatta karşılaştığımız olayların hükümlerini, bunun farzının, vacibinin, sünnetinin, müstehabını nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Yani temelde vahye dayanıyor. Vahiyden anladığımız, yapılan içtihatlarla anlıyoruz. Peki tasavvuf neyden bahsediyor? Tasavvuf da efendim bizim bu Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, diğer içtihat mekanizmalarından elde edilen bu hükümlerin iç anlamı diyelim. Yani o zahir kısmın perde arkasını görmek demek. Bu birbirinin efendim alternatifi sen sufi ise fıkıhı ciddiye alma. Veya sen fıkıhçıysan, fakihsen tasavvufu ciddiye alma. Bu yanlıştır diyor sufiler. Zahirini fıkıh ilmiyle, batını da tasavvuf ilmiyle geliştirmen gerekir diyorlar. Sufilere göre fıkhın dışarıdan incelediği konuları tasavvuf, tarikat ve hakikat ilminin içeriden incelediğini söylüyorlar. Fıkıh dışarıdan inceliyor, tasavvuf, tarikat, hakikat bu da meseleyi içeriden incelemiş oluyor. Sufilere göre ibadetlerin zahiri bir şekli olduğu ve bu formatlarla fıkıh ilgilendiği gibi mesela huzuru kalp, huşu gibi ibadetlerin bir de iç anlamı var, iç boyutu var, iç bir şekli var ve bu konuda tasavvuf ilmini ilgilendiriyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. İşte namazı kılın, zekatı verin. Bu nasıl meselenin zahir yönü ise mesela Estağfirullah kad eflahal mu'minun ellezine hum fi salatihim haşiun. Müminler kurtuluşa ermiştir ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler.
Şimdi namazı ikame etmek, fıkıh ilminin zahir boyutu, farzı, vacibi, sünneti, müstehabı nasıl bilmeyi gerektiriyorsa, namazda huşu sahibi olma mevzusu da bu fıkhın iç anlamı, tasavvuf ilgileniyor. Yani meseleler, konular aynı. Bir usuller açısından farklılık var. Şimdi fıkıhta kullandığımız usul, tefsir ilmini kullanıyor alimlerimiz, hadis ilmini kullanıyor. İşte içtihat mekanizmasını kullanıyor. Bununla ilgili mekanizmalar kullanıyor. Sufiler ne yapıyor? Mesela huşuyu elde etmek için insanın bilinç seviyesi yükselsin diye zikir çekiliyor, tesbihatlar yapılıyor, rabıtalar yapılıyor. Vücuttaki o letaifler harekete geçiriliyor, nefis kırılıyor, ruh güçlendiriliyor. Usul olarak farklı biraz usuller kullanılmış oluyor. Bu yönüyle sufilerin, fıkıh alimlerinin yani fukahanın namaz, oruç, hac, nikah, talak, ticaret ve kısas gibi konularda dile getirdikleri zahiri hükümleri dikkate almakla birlikte onların ihmal gösterdikleri. Şimdi fıkıh alimi sadece işin bu kısmına bakarsa burada bir ihmal var demektir. Yani namazı dört dörtlük kılıyor ama huşusu yok adamın. Bu da Kur'an-ı Kerim'in emri. İşte sufiler de diyor ki biz de zühd, takva, ihlas gibi batini hükümleri sistemleştirip bu ahkamı yani namaz, oruç, hac gibi bütün bu ibadetleri elle tutulur, gözle görülür bir hale getirmek istiyoruz. Gerçekten Rabbimizin katına yükselmeye layık bir amel olsun. Sufiler de bunun için uğraşıyor. Evet. Sufiler dinin zahirine yani fıkhi boyutuna uymayı bir görev addederler. Sufiler İslam'ın bir bütün olarak ele alınması ve bu bütünlük gözüyle hayata anlam katılması gerektiği fikrindedirler. Bu noktada dışlayıcı ve zahir batın dengesinden herhangi birisini eksik gören bakış açılarını eleştiren sufilere göre İslam'ın özüne vakıf olmak ancak bütüncül bakış açısıyla ulaşılabilecek bir hedeftir. Tıpkı Peygamber Efendimizin ibadetlerin hem zahirine riayet ettiği hem de batini yönünü iç anlamını ihmal etmediği gibi. Tıpkı sahabe-i kiramın hani anlatılır Hazreti Ali Efendimiz hançerlendiği zaman namaza duruyor. O hançeri namazdayken çıkarıyorlar. Fark etmiyor. Bunu biz hikaye gibi dinliyoruz. Ama bu bir vakadır, bu bir gerçektir. O namazdaki huşusundan, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunmasındaki boyun eğişi, hudusundan dolayı hissetmemiştir bile onu. Ama biz bugün böyle namaz kılamıyoruz işte. Mesela İmam Kuşeyri Hazretleri Risalesinde şöyle bir ifadede bulunuyor. Şeriat kulluğun gereklerini yerine getirmek, hakikat rububiyeti temaşa etmektir. Yani bu cümleleri iyi düşünmek lazım. Şeriat hakka ibadet etmek, hakikat onu müşahede etmektir. Hakikatle teyit edilmeyen şeriat gibi şeriata bağlı olmayan hakikat de makbul değildir. Allah'ın emri olduğu için şeriat aynı zamanda hakikat olduğu gibi Allah'ın emriyle farz kılınan marifetleri içermesi itibariyle her hakikat de şeriattır. Yani bir hakikat şeriatın dışında değildir. Şeriat da hakikatin dışında değildir. Hani bir gerçeklik var. Bu gerçeğin bir yüzü şeriat, bir yüzü tarikat, marifet, hakikat. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. Tasavvuf ile fıkıh ilmi arasındaki münasebeti enine boyuna irdeleyen ve bu konuda değerlendirmelerde bulunan isimlerden biri de Şeyh Ahmet Zerruk kaddesallahu sırrahu olur. O tasavvuf ve fıkıh biliyorsunuz Ahmet Zerruk Hazretleri'nin Gavailü Tasavvuf diye bir eser var. Tasavvufun esasları diye Türkçemize tercüme edildi. Bu çok önemli bir eser. Arapçası da zordur. Çünkü hem yani Arapça bilmeyi gerektiriyor hem de tasavvufun inceliklerini bilmeyi gerektiriyor. Efendim zor bir metindir. Şeyh Ahmet Zerruk Gavailü Tasavvuf'ta diyor ki fıkıh ve tasavvuf kardeş iki ilimdir. Kardeştir bunlar. Yine İmam Zerruk kaddesallahu sırrahu'nun belirttiğine göre sufiler fukaha sufileri sufi fukahadan daha kamil kabul etmişlerdir. Mesela Cüneydi Bağdadi Hazretleri severlerine neyi tavsiye ediyor? Diyor ki evladım sufi muhaddis değil, muhaddis sufi ol. Yani önce hadis öğren, önce dinin zahirini öğren, Kur'an oku, şeriatı öğren. Ondan sonra sufi ol. Öbürüsü biraz tehlikeli, diğeri biraz tehlikeli. Yani sufi olur, sonra muhaddis olmaya çalışırsa, şimdi yaşadığı halleri, hakikatleri,
dinin zahirinde hangi temele dayanıyor, hangi şeriatın bir esasına dayanıyor bunu bilmezse yoldan çıkabilir. Nefis onu şaşırtabilir, şeytan tuzağına düşürebilir. Ama muhaddis sufi olursa o şeriatın hakikat boyutunu, marifet boyutunu, tarikat boyutunu idrak ederse tam kıvamında Müslüman olur. Efendim, Abdülkadir Geylani Hazretleri de fıkıh sufi için önemini şöyle dile getirmiştir diyor. Oğlum, fıkıhı öğren, sonra uzlete çekil. Şimdi sanki Abdülkadir Geylani Hazretleri, kaddesallahu sırrı, böyle yanımızda bize konuşuyor şu anda. Yüzyıllar sonrasında yine mesajlarını vermeye devam ediyor. Oğlum, fıkıh öğren, sonra uzlete çekil. Ayrıl, sözünü hiç duymadın mı? Bu söz, zahir fıkhını öğren, sonra batın fıkhına yönel demektir. Yani bu zahir ilimle amel et ki, amelin seni daha önce yapmamış olduğun şeylerin bilgisine ulaştırsın. Bu zahir ilimleri görünen kısmın ışığıdır, batın ilimleri ise görünmeyen kısmın ışığıdır. Batın bilgisi seninle Rabbin arasındaki ışıktır diyor. Şimdi biz Müslümanların geneli itibariyle konuşalım, fıkıh ilmini öğrenmekle sorumluyuz. Yani herkes tasavvufa girecek, herkes tarikata girecek, herkes marifet, hakikat sahip olacak diye bir zorunluluk, şart yok. Dinin zahirini hepimiz duymak zorundayız. Ama esas meselenin başarısı nerededir? Kullukta zirve. Yani bu zahiren mesela namaz kıldığımız zaman ellerimizi kaldırmamız, kıbleye doğru dönmemiz, abdest almamız, o batın alemle, iç alemle niye denk geliyor? Şimdi bunu görerek bir namaz kılmak var, bir de bunu görmeden namaz kılmak var. Onu görerek namaz kılarsa işte huşu ve hudu duygusu bizi kaplar. Şimdi her an Rabbimizin tecellilerini fark ediyoruz. Güneşe bakıyoruz orada, aya bakıyoruz, elimiz her tarafın Allah'ı, Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğini duyuyoruz. Böyle bir namaz kılmak var, bir de bundan gafil namaz kılmak var. Sadık vicdanının verdiği bilgiye göre ağaç, çiçek, meyve ve tatma benzetmesini sufiler daha çok kullanmışlar. Bu örnek önemli. Bunu biraz şöyle irdeleyelim. Bu benzetmeye göre şeriat ağaçtır. Ağaç top şey olarak ne diyelim, genel manada ağaç şeriatı temsil eder. Tarikat onun çiçeğidir. Şimdi çiçeksiz bir ağaç ağaçtır yani nihayetinde. Odundur ama. Ya namaz kılarsınız, namaz namazdır ama böyle tatsız, tuzsuz ama namazdır. Şimdi tarikat onun çiçeğidir. Ağaç böyle bahar geldiği zaman çiçek açınca bambaşka insana bir huzur verir. Farklı bir güzellik yansıtır. Hakikat ağacın meyvesidir. Şimdi bakıyoruz böyle olgunlaşmış meyveler, o daha bir insana farklı bir huzur, zevk veriyor. Marifet ise o meyvenin tadılmasıdır. Şimdi birisi bize anlatıyor karşıdan. Diyor ki bizim bahçemizde bir ağaç var. Şöyle çiçekleri güzel, böyle meyveleri güzel, şöyle tatlı, böyle güzel. Şimdi biz bir şeyler anlıyoruz oradan. Ama şimdi o ağacı görmezsek, o ağacın çiçeğini bize verdiği zevki hissetmezsek, efendim o meyvesinin tadına bakmazsak bizimki kuru bir söylem olur yani. Peki, birçok sufinin eserlerinde şeriat ilmine yani fıkha özel bölüm ayırmaları ve ibadetlerin fıkhi boyutuyla birlikte batin boyutlarını da dile getirmeleri bu fikrin bir tür yansıması olarak kabul edilebilir. Mesela örnek olarak burada takdim etmişiz. İmam Gazali rahmetullahi aleyhi ihyasına bakın. Şimdi İhya-ı Ulumiddin'de normalde bir tasavvuf eserinde batini hakikatleri dile getireceğini söyleyen İmam Gazali Hazretleri'nin eserinde ne beklersiniz? Mesela tövbe konusu olması normaldir, zikir konusu normaldir, rabıta ve ona benzer konular normaldir, halvet normaldir. Ama şimdi bakıyorsunuz eser neyle başlıyor? İlmin kıymetiyle başlıyor. Ondan sonra abdest, gusül, namaz, oruç, zekat bunlar kocaman kocaman bölümler ayırıyor İmam Gazali Hazretleri. Daha henüz şeye gelmemiş. Yani batın meselelerine, konularına gelmemiş. Çünkü önce zahir tarafını ihya etmeniz lazım ki ondan sonra batın kısmını veya bununla eş değer bir zamanda batın iç kısmını, mesela bakın ne varmış, namazın zahir amellerinin niteliği.
Namazın batini şartları, imamlık, cumanın fazileti, şartları, sünnetleri, namazla ilgili meseleler, nafile namazlar, zekatın, orucun, haccın sırları gibi konuları işlemiş. Yani bir sufinin dinin zahirini görmezlikten gelmesi düşünülebilir mi? Gazali'den daha bir sufilik iddiasında olan kim varsa desin ki kardeşim ben öyle bir hakikat görüyorum ki artık namaza, oruca gerek kalmadı. Öyle değil. Ne kadar namazın, orucun zahiren hakkını verirse bir sufi, batında iç aleminde o ona o kadar kar kazandırır. Mesela İmam Sühreverdi Hazretleri, Avarifül Marif'inde meşhur. Onun da bir metodu, dikkat çekici bir metot. Mesela eserinde seferin farzları ve faziletleri, evlilik, bekarlık, taharet adabı, abdestin edep ve sırları, namazın edep ve sırları, orucun edepleri ve gece ibadetinin fazileti gibi önce bu konuları işliyor. Ondan sonra efendim başka konuları, batın meseleleriyle ilgili konuları işliyor. Evet, Zeniye yoluna müntesip Mevlana Vecihuddin Hanefi fıkhının en temel eserlerinden birisi olan El-Hidaye'nin şarihi, El-Hidaye İbn-i Hümam Hazretleri'nin meşhur El-Hidaye'nin şarihidir İbn-i Hümam Hazretleri. İbn-i Hümam Hazretleri Sivaslıdır bu arada. Onun da altını çizmiş olalım yani. Kemalettin İbn-i Hümam. Evet, Kemalettin İbn-i Hümam. Döneminin, alimlerinin tanımıyla döneminin Ebu Hanifesidir Kemalettin İbn-i Hümam Hazretleri. Şöyle deniliyor, mezhebin ikinci imam-ı azamıdır. Yani Kemalettin İbn-i Hümam Hazretlerinden sonra Hanefilik mezhebi bütün dünyaya yayılmıştır. Onun dönemine kadar böyle bölgesel, yerel bazı şeyler var ama Kemalettin İbn-i Hümam Hazretlerinden sonra Hanefilik, Anadolu, Mısır, işte Arabistan vesaire buralarda bütün dünyaya yayılmış. O mesela bir Zeyniye sufisidir Kemalettin İbn-i Hümam Hazretleri. Seyfüddin bin Kutluboğa, Şemsüddin Ahmet Efendi, bu bizim Şems-i Sivas Hazretleri, bu bir başka Şemsettin Ahmet Efendi. Osmanlı'nın ilk Şeyhül İslam'ı kabul edilen Molla Fenari, biz buraya gerçi yazmışız, Fatih'in hocası Molla Hüsrev Hazretleri, Mevlana Musannife, Hacı Halife gibi alimler, bunun mesela Molla Hüsrev Hazretleri'nin Mirat-ı Usulü vardır, Hanefi fıkhına dair. Kilometre taşı kitaplardan birisidir. Hala onlarca yüzlerce şerhi yapılmıştır. Molla Hüsrev Hazretleri Bursa'da metfundur. Osmanlı'nın ilk Şeyhül İslam'ıdır. Yani fıkıh alimidir. Ama kendisi Zeyniye tarikatına müntesip bir derviştir, sufidir. Yani sufilik böyle bir iddia, kuru bir işte zikir, sohbet bir gerisini ilgilendirmez bizi. Öyle bir şey değildir asla. Evet. İmam Zerruk Hazretleri yine şöyle buyurmuş, tek başına kaim olan şeriata, fıkha dayanmayan batıl, batıldır ve boynu hakikat tasmasından boşanmıştır. Evet, yani ne demek istiyor İmam Zerruk Hazretleri? Diyor ki, fıkıhsız bir tasavvuf asla düşünülemez. Fıkıhsız bir tasavvuf, efendim, yani fıkha dayanmayan, aslı şeriatta bulunmayan bir tasavvuf anlayışı,